Türkiye'nin geniş coğrafyası yaz tatili için çok fazla seçenek sunuyor. Yani bayramda biraz deniz, biraz doğa istiyorsanız, Bodrum ve Çeşme gibi popüler beldelere de gitmekten çekiniyorsanız, Türkiye'nin nispeten gizli kalmış doğa harikalarını keşfetmeye ne dersiniz? İzmir'den Birgi Köyü'yle başlayalım. Çoğumuzun bir gün yerleşmeyi düşündüğü o Ege Köyü adeta Birgi Köyü'nün ta kendisi. Yemyeşil çınar ve ceviz ağaçları, ahşap pencereli taş evleri ve sakin sokaklarıyla tüm misafirlerini büyülüyor. Birgi ayrıca tarih boyunca Frigler, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve Osmanlılara da ev sahipliği yapmış. Bu zengin tarihi sayesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesine de alınmış. Sakin bir tatil geçirmek isterseniz Birgi sizin için ideal bir destinasyon olacak. Eğer köyün tarihi atmosferini yakalamak istiyorsanız taş evlere kurulmuş butik otellerde konaklayabilirsiniz. Muğla'dan Küçük Kargı Koyu ile devam edelim. Göcek'le Fethiye arasında yer alan ve denize adeta bir akvaryum kadar berrak olan Küçük Kargı Koyu özellikle dalış meraklılarını kendine çağırıyor. Ancak dalış yapmıyorsanız da üzülmeyin çünkü burası sadece su altı güzellikleriyle değil serin bir rüzgara ve hoş bir kokuya sebep olan sığla ağaçlarıyla da unutulmaz bir yer. Kalabalıktan uzakta huzur dolu bir tatil isteyenler için çok ideal. Muğla Datça'dan Palamut Bükü ile devam edeceğiz şimdi de. Türkiye'nin doğayla en iç içe köşelerinden biri olan Datça Yarımadası her bir koyuyla görenleri kendine aşık ediyor. Zeytin ve badem ağaçlarıyla süslenmiş cennetten bir köşe olan Palamut Bükü de masmavi deniziyle huzurlu bir adres. Dalış meraklıları burada da kendilerini su altının büyülü dünyasıyla baş başa bulabilir. Üstelik Datça'ya ulaşım artık Bodrum'dan kalkan feribotlarla çok daha konforlu. Sırada Antalya'dan Kekova var. Kekova, Demre ve Kaş arasında bulunan Kaleköy, Üçağız ve Kekova'yı kapsayan bir bölgenin adı. Kekova'nın en önemli özelliği antik çağlardan bugünlere kadar kalan arkeolojik eserlerinin yer aldığı eşsiz batık şehir. Esrarengiz batık şehri dalarak da görebileceğiniz gibi kanoyla ya da sadece yüzerek bile deneyimlemeniz mümkün. Muğla Marmaris'ten Bördübet Koyu'na geçelim şimdi de. Bördübet Koyu'nda ormanın ev sahipliği yaptığı kuş türlerinin sesleri arasında doğanın kalbinde olmanın huzuru iliklerinize kadar işleyecek. Bördübet'te ayrıca denizin üzerinde yürüyebileceğiniz Kız Kumu Plajı ve Bayırköy'de gizli kalmış doğa harikası manzaralarıyla sizi kendine hayran bırakacak. Kastamonu'dan Gideros Koyu'na geçelim şimdi de. Doğal güzellikleriyle ün salmış Karadeniz yaz tatili için pek o kadar da akla gelen bir yer değil. Bunun sebebi ise aslında bazı noktalarının tatilciler tarafından henüz keşfedilmemiş olması. Örneğin Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Gideros Koyu'da bu destinasyonlardan biri. Kestane, kayın, meşe, çam ve şimşir ağaçlarının ortasında yer alan Gideros Koyu, Karadeniz'in dalgalı sularının aksine sakin bir denize sahip. Bu koyda yüzmenin tadını çıkardıktan sonra yeni tutulmuş taptaze balıkların tadına bakmak da mümkün. Farklı çeşitli balıkların yanı sıra Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini de deneyebilirsiniz. Hazır Kastamonu'ya gitmişken oradan da Sinop'a geçelim. Sinop, Akgöl'den bahsedeceğim şimdi sizlere. Karadeniz'in en güzel şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan Sinop, Akgöl'e de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 dürümlük bir alanı kaplayan Akgöl, yemyeşil ağaçlarıyla da meşhur, doğayla iç içe bir kamp tatili için harika bir nokta. İstanbul'dan çıkmak istemeyenler için de Çilingöz Tabiat Parkı'nı tavsiye ediyorum. İstanbul'da yaşıyor ve bu bayram çok da uzaklara gitme fırsatı bulamayacağınızı düşünüyorsanız Çatalca ilçesinde bulunan Çilingöz Tabiat Parkı sizin için ideal. Böylece çok mesafe kat etmeden kalabalıklardan ve şehrin stresinden uzaklaşabilirsiniz. Çilingöz ister günübirlik ziyaretler ister hafta sonu kampları için ideal.